Bay akıllı. Bay akıllı gelmiş geçmiş en akıllı insandı. Dünyanın en akıllı insanı ve bunun da farkındaydı. Oh ne kadar ama ne kadar akıllı biriyim ben derdi. En çok da kendi kendine derdi bunu. Akıllı kentte yaşıyordu ve tahmin edeceğin gibi orada herkes ve her şey son derece akıllıydı. Akıllı kentteki akıllı ağaçlarda aynı anda hem portakal hem de elma yetişirdi. Akıllı kentteki akıllı çiçekler ara sıra kalkıp yürüyüşe çıkarlardı. Akıllı solucanlar bütün gün arabalarıyla gezerlerdi. Akıllı filler de tenis oynarlardı. Evet, akıllı kent dünyanın gerçekten de en akıllı yeriydi. Orada yaşamak ister miydin? Bay akıllı işte orada yaşıyordu. Oh, böyle bir ev yapmakla ne kadar ama ne kadar akıllıca bir iş yapmışım deyip dururdu herkese. Bir sabah özel Bay Akıllı saati Bay Akıllı'yı uyandırdı. Yalnızca zilini çalıp uyandırmakla kalmadı. Aynı zamanda odanın lambasını da açtı ve günaydın da dedi. Ve bir bardak çay hazırladı. Ve o gün havanın nasıl olacağını gösterdi. Ve saatin kaç olduğunu ve hangi günde olduklarını belirtti. Bunları yaparken bir yandan da neşeyle ıslık çalıyordu. Bay Akıllı esnedi. Kalktı ve yıkanıp fırçaya macunu kendiliğinden koyan özel Bay Akıllı diş fırçasıyla dişlerini fırçaladı. Sonra da kahvaltı etmek için alt kata indi. Özel Bay Akıllı tost makinesine bir dilim ekmek koydu. Bu makine yalnızca ekmeği kızartmıyor, aynı zamanda üzerine tereyağı ve marmelat da sürüyor ve ekmeğin yanan kenarlarını da temizliyordu. Yemekten sonra uzun bir yürüyüşe çıktı. Çok uzun bir yürüyüştü bu. Aslında o kadar uzun bir yürüyüştü ki Bay Akıllı akıllı kentin dışına kadar yürümüştü. Ama bunun farkında değildi. Yürüyüşe çıkmış olan biriyle karşılaştı. Kim olduğunu biliyor musun? Bildin. Bay Mutlu'ydu bu. Merhaba diye haykırdı Bay Akıllı. Ben dünyanın en akıllı insanıyım. Güzel dedi Bay Mutlu. O zaman beni gerçekten güldürecek çok akıllıca bir espri yapabilirsin. Sonra da güldü. Şakalar mutlu eder beni dedi. Bay Akıllı'nın suratı asıldı. Ama ben şaka yapmayı bilmem ki dedi. Ama bu pek akıllıca değil, öyle değil mi dedi Bay Mutlu ve yürüyüp gitti. Bay Akıllı yoluna devam etti. Sonra kiminle karşılaştığını biliyor musun? Yine bildin. Bay Obur'la. Merhaba diye haykırdı Bay Akıllı. Ben dünyanın en akıllı insanıyım. Güzel dedi Bay Obur. O zaman bana dünyanın en lezzetli yemeğinin tarifini verebilirsin. Dudaklarını şapırdattı ve sonra yemekleri severim dedi. Bay Akıllı'nın suratı asıldı. Ben yemek yapmayı bilmem ki dedi. Hiçbir yemeğin tarifini bilmem. Ama bu pek akıllıca değil, öyle değil mi dedi Bay Obur ve yürüyüp gitti. Yiyecek bir şeyler arıyordu. Bay Akıllı yoluna devam etti. Sonra kiminle karşılaştığını biliyor musun? Evet, Bay Unutkan'la karşılaştı. Merhaba diye haykırdı Bay Akıllı. Ben dünyanın en akıllı insanıyım. Güzel dedi Bay Unutkan. O zaman benim adımı da bilirsin. Sonra özür diler gibi gülümsedi. Ben unuttum da. Bay Akıllı'nın suratı o sabah üçüncü kez asıldı. Ama ben senin adını bilmiyorum ki dedi. Daha tanışmadık bile. Ama bu pek akıllıca değil, öyle değil mi dedi Bay Unutkan. Ve hoşça kal demeyi unutarak yürüdü, gitti. Bay Akıllı artık kendini dünyanın en akıllı insanı gibi hissetmiyordu. Ve eve gitmenin en iyisi olacağını düşündü. Sohbet eden iki solucanın yanından geçti. Kim bu diye sordu solucanlardan biri. Bu diye açıkladı diğer solucan, akıllı kentteki evine giden dünyanın en akıllı insanı Bay Akıllı. Birinci solucan düşündü kendi kendine. O kadar da akıllı görünmüyor. Üstelik de yanlış yoldan gidiyor. Videonun sonuna daha geldik çocuklar. Peki sizler de akıllı kentte yaşamak ister miydiniz? Akıllı kentte yaşasaydınız, akıllı kentte nelerin akıllı olmasını isterdiniz? Bir düşünün bakalım. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.